Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün optimize edilmiş efsunlu diğer etkinliği hakkında bir analiz videosu çekeceğiz. Onun hakkında konuşacağız. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Ve gelecek seferde geldiği zaman bir video daha çekeriz demiştim. Ama ondan sonra gelmemişti. Sanırım 2 ay falan oldu ya da 1 ay mı hatırlamıyorum. İşte optimize etmişler bunu. Neleri optimize etmişler hep birlikte görelim. Ve ona göre daha yeni taktiklerle bu etkinliği güzel ödüllerle geçelim. Şimdi tabi ben ana hesabımda biraz oynadım. Bu yüzden diğer hesaba geçeceğim. Oradan sıfırdan en baştan anlatayım. Şimdi diğer hesaba girdim. Zaten bununla hiç oynamadım. Hemen girelim. Şimdi burada değişen bir şeyler yok. Zaten Amara ve şey veriyordu. Osmanlı fedaisi rozetleri veriyordu. Şunları kapatalım. Zaten burada hatırlatıyor. Bu etkinlikte kesinlikle posta yapılamıyor. Yani öyle bir şey yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Bu zümrüt kolyeleri falan hepsini kullanın. Şimdi diyor ki peri dükkanı etkinliği sonradaki turunda kapanır. Peri dükkanı dediği şurasıydı dur göstereceğim onu. Şimdi ben biraz okudum bunları direktmen hızlı hızlı anlatayım. Şimdi TNT'ler için bir güncelleme varmış. Şimdi TRT'nin kapsadığı alan mesela 3x3'tü onu 4x4'e mi indirmişlerdi? Öyle bir şey olmuştu benim gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra en önemlisi ölüm cezası kaldırılmış. Mesela ölüyorduk ya hani mesela bir tane sineğe çarptık ölüyorduk ya en başa dönüyorduk ücretsiz bir şekilde ama bütün her şeyimiz sıfırlanıyordu. Ya da elmasla mesela haritanın ortasında falan %50'lik bir kısımda tekrar diriliyorduk. Ya da bir tane item vardı onu kullanıyorduk. O da parayla satın alınıyordu. O şekilde tekrar başlıyorduk. Şimdi diyor ki ölüm cezası kaldırılmış. En yakın peri kampına gittiğin zaman oraya bir checkpoint yaptığın zaman direktmen oradan başlıyormuşsun. Bu bizim için güzel. Şimdi yeni mıknatıs güncellemesi gelmiş. Yeni bir item bu. Yani direkt mıknatısa basıyorsun. Etrafındaki hayvanları falan öldürüyor. Direkt ben kendi itemleri de sana doğru çekiyor. Ondan sonra yeni intihan görevleri, bu süreç ödülleri olmuş. Aşama ödülleri kazanmak için birkaç tane görev eklemişler. Ondan sonra yeni para yeni peri kasası eklemişler. Bu güzel. Bunu sevdim. Bu siz ilerledikçe arkadaşlar bu kasanın içinde ödüller birikiyor ve onları ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Ondan sonra şu dost perisi güncellenmiş. Aşağıda da birkaç tane şey e, ufak ufak güncellemeler. Zaten okumuşsunuzdur onları. Şimdi şu dost perisi neymiş? Şimdi önceki bizim perimiz şöyleydi. 7x9'luk bir alanda bütün mahlukatları 5 saniyede sersemletiyordu. Bu hiçbir işe yaramıyordu. Yani 5 saniye sonra tekrar eski haline dönüyorlardı. Şimdi bu arkadaşımız 3x3'teki alandaki canavarları yok ediyormuş. Bu bizim için daha iyi. Bunu kullanacağız. Şimdi peri dükkanı zaten aynı şekilde. Şunu da kapatalım. Burada ödüller görüyorsunuz. Bunları da kullanmayı unutmayın. Ben zaten şunu alacağım. Seçkin görev belgesi. Bir de pırlanta yüzük. İlk başta bunları alırım. Geri kalanlarla da bir tane, iki tane artık ne kadarsa o şeyden alırım. Efsane rozet parçası. Şimdi başka ne güncelleme gelmiş? ilerleme demiş şurada. Ha, burası zaten aynıydı. Burada bir şey yok. İmtihan görevleri evet gördüğünüz gibi burada eklenmişler yeni imtihan görevleri. Burada görüyorsunuz Osmanlı fedaileri rozetleri de eklemişler. Bunlar bizim için de güzel olacak. Tabi oraya gelmek için bir ton para harcamamız gerekecektir. Şimdi başarı listesi zaten aynı her zamanki klasik. Efsunlu kart var. Şu peri tacı falan vardı. Orası da aynı. Değişen bir şey yok. Heh, burası çok güzel mesela. Yine aynı kalmış. Şimdi birinci gün birinci olan arkadaş 50 tane Amira rozeti ikinci günde alabiliyor. Ve genel sıralamada da birinci olan arkadaş 100 tane alabiliyor. Ve arka planı da 30 günlüğünü değiştirebileceğiniz bir item daha kazanabiliyorsunuz. Bu da böyle birincilik ödülleri olmuş. Şimdi o zaman oyuna başlayalım. Başlamadan önce hemen şunu söyleyeyim. Direkt ben etkinliği kısa kısa anlatayım. Şimdi şurada bir tane şey var. Kurbağa var. Görüyorsunuz zaten onu. Canı 40 yazıyor üst tarafta. E şimdi bu arkadaşı öldürdüğümüz zaman biz aşağı tarafa gidebiliyoruz. Şuradaki çıkışı bulabiliyoruz. Ve biz bu çıkışı en kısa sürede açmamız gerekiyor ki diğer aşamalara geçmemiz gerekiyor. Ve bu da bizim sıralamamızı etkiliyor. Yani biz en kısa sürede şu kurbağayı öldüreceğiz. Ondan sonra çıkışa gidip diğer bölümlere geçeceğiz. Etkinlik bu. Şimdi yapılan güncelleme şu arkadaşlar. Önceden mesela şöyle bir kare enerji tükettiğim zaman bana böyle 10-20 tane falan bir toz falan veriyordu, bir şey veriyordu ve o da benim sıralamamı etkiliyordu burada. Ama şimdi yapılan yeni güncellemede bunu kaldırmışlar. Şöyle bir şey eklemişler. Bir saniye. Nereye gittik ha? Ne kadar aşağıya gidersem, ne kadar şey geçersem, bölüm geçersem o kadar sıralamam yükseliyormuş. Mesela şu an görüyorsunuz aşağıda günün başarımı diyor. Aşama 0. Yani 0. aşamadayım ve sıra 2. Şimdi mesela bir tane kare indireceğim ve o sıra 3 olacak mesela. Bak gördüğünüz gibi sıra 3 oldu mesela şurada. Sıra 3. Bir tane daha göstereyim. Şuradan bir tane daha indim. Sıra 4 oldu. Mesela sıralamadaki arkadaşlara bakalım. Mesela şu arkadaş sıralama 3'e gelmiş. Şey aşama 3 sıra 61. Yani ta 3 kat geçmiş. Ondan sonra 61. sıralamaya gelmiş. Şimdi dediğim gibi zaten ilk bölüm basit. Direkt ben bunu oynayayım şöyle. Şunları da kapatalım. Parlak blok parlak blok enerji tüketmiyormuş. Şimdi şu peri kampına geldik ya. Buradan geldiğimiz zaman eskiden dediğim gibi o topladığımız e, bütün şeyleri itemleri kristalleri falan burada bırakıyorduk ve bu bizim sıralamamızı etkiliyordu. Ama şu an öyle bir şey yok. Sadece buradan ödül olarak alabiliyoruz ve şöyle de bir artısı olacak. Diyelim ki ben burada öldüm ya bir tane sinek beni soktu arkadaşlar. Ben burada öldüğüm zaman direktmen şu kamptan canlanacağım. O da bizim için güzel olmuş. Yani ta en başa dönmeme gerek kalmayacak Evet, mesela burada birazdan mıknatısı gösterecek. Şimdi bunu kullanalım. Bakın mıknatısı ne yapacak? Hemen gösterelim. Evet, mıknatıs gördüğünüz gibi bütün hayvanları, her şeyi falan filan öldürdü. Bütün itemleri de kendine doğru çekti. Hepsini absorbe ettik kendimize. Ve gördüğünüz gibi kurbağa öldü. Bir sonraki çıkışa gidebiliriz artık. Şimdi burada da diyor ki 6 tane bölge bitirdiğimiz zaman şöyle kaç tane toplamda 12 tane amira rozeti içeren bir paket alabilecekmişiz. Bu bizim için gayet mükemmel. Amira biriktirinler için bu etkinlik gerçekten muazzam arkadaşlar. Yani buradan hiç yoktan 80-90 tane en az amira rozeti toplayabilirsiniz. Genel klasmanı da dair ettiğimiz zaman. Şimdi bir de şu peri kasasından bahsedelim. Bakalım mesela şuraya tıklayalım. Dediğim gibi her bir enerji tükettiğiniz zaman ya da mesela şu kristalleri falan topladığınız zaman bunlar aynı zamanda bir ödül veriyor ve bunları ücretsiz bir şekilde gördüğünüz gibi toplayabiliriz. Şimdi o zaman neyi anlatacağız burada arkadaşlar? Şunu söyleyebilirim. İki tür yarışma vardır. Birincisi genel klasmandır. Şurası normal bu genel klasman. Diğeri de şu başarı listesi. Bu arada başarı listesinin de giriş şartlarını biraz düşürmüşler. 200 mahlukattan 100 mahlukata düşmüş. Bu da iyi olmuş. Şimdi biz bunlar hakkında konuşacak olursak şöyle yapalım. Şimdi genel klasmanda şunu yapın arkadaşlar. E, direktmen şu arkadaşı öldürdüğünüz zaman bu kurbağa mesela 58, bu da nasıl ölüyor? Şöyle ölüyor. Söylediğim gibi şu mesela bir tane kristali elde edeceğim. Bak oraya kurbağa geldi. Heh, o ku şey kristali aldığım zaman o şey ölüyor. Bir canı bir canı azalıyor onun, gidiyor onun canı. Tabi mesela bazı kristaller iki can götürüyor. Mesela şu e, şey olan mor olanlar mesela bir tane götürecek. Gördüğünüz gibi bir tane götürdü. Şu kırmızı olan iki tane götürüyor. Ya direktmen siz o kırmızıları yakalamaya çalışın. Ve bu arkadaş da öldüğü zaman şu kurbağa arkadaş öldüğü zaman hiç oyalanmadan arkadaşlar direktmen şu çıkışa doğru gidin. Çünkü burada oyalanmanız enerji harcamanız hiçbir işinize yaramayacaktır. Bu genel klasmanda yarışacak olan arkadaşlar için. Eğer ki başarı listesinde yarışacaksanız yani kesinlikle şu efsunlu kartı satın almanız gerekecektir şu perili tacı. Çünkü burada her 25 dayanıklıkta bir tane mahlukatı öldürüyor ve bu sizin hanenizi artı bir olarak geçecektir. Şimdi mesela şu arkadaşlardan alan var mı bunu peri Yok. Ama bir tane arkadaş en az 1 iki arkadaş mutlaka alacaktır. Burada para yükleyenler olacaktır. O yüzden eğer siz de para yatırıyorsanız arkadaşlar şöyle yapın. ikinci kısımda da. Şimdi mesela şurada gördüğünüz gibi bir tane akrep var. Mesela şu akrebi direktmen öldürelim hatta. Ya siz e, kurbağayı öldürdünüz ya. Şuradaki ana kurbağayı öldürdünüz ya. Ondan sonra siz e, diğer aşamaya geçmeyin. Şuradaki mahlukatları da öldürebilirsiniz. Onları da öldürün. Çünkü onlar da birer puan sayılıyor ve bu şekilde öldürdüğünüz zaman da daha fazla ödül kazanabilirsiniz. Bu da başarı listesine oynayacak olan arkadaşlar için bir tavsiye olsun. Son vereceğim tavsiye de şu. Bunu daha önceki etkinlikte oynamıştım, yapmıştım. Şimdi dedik ya para yatırmayacaksınız mesela. Genel klasmana oynayacaksınız. Onda da şöyle bir tavsiye verebilirim size. İlk gün enerjilerinizi harcamayın. Yani sadece dolan enerjilerinizi, zaman içinde dolan enerjilerinizi tüketin. Ve bütün enerjilerinizi ikinci gün olarak kullanın arkadaşlar. Çünkü burada Amira rozeti kazanabilirsiniz. Mesela ben geçen sefer öyle yapmıştım. Çünkü geçen sefer bir iki tane arkadaş para yüklemişti. Baya şu peri tacını falan almıştı. Onlar çok fazla puan tüketmişti ilk gün. Ya yani ben zaten hiç para yüklememiştim. O yüzden onlar baya abanmıştı. Bunu tahmin etmiştim. Bu yüzden ikinci gün bütün enerjilerimi kullandım. Ve Şuradaki ikinci gün sıralamasında birinci oldum. 50 tane Amira rozeti parçası aldım. Genel sıralamada da ikinci oldum arkadaşlar. Siz de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Bu da para yatırmayacak olan arkadaşlar için güzel bir tavsiye. Ya bu etkinlik güzel optimize edilmiş arkadaşlar. Çok rahat Amira rozeti kazanabilirsiniz. En kötü 3-4 tane ana rozetten kazanabilirsiniz. Gerçekten bu sizin için bulunmaz bir fır fırsat olmuş. Bunu kesinlikle değerlendirin diyelim. Evet optimize edilmiş efsunlu diğer etkinliği için anlatacaklarımız bu kadardı. Yeni bir ve kampanyasıyla tekrardan selamlar arkadaşlar. 11 ile 26 Şubat arası ve bizler için bir kampanya düzenlemiş. Kampanyamız şu. Yapacağınız satın alımlarda %10 olarak ve puan geri kazanabiliyorsunuz. Birincisi o ve ikincisi de 11 TL'lik kupon kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanmak için oyunu AppGallery üzerinden indirmeyi unutmayın. Ayrıca Discord kanalına da katılabilir. Buradaki birçok kampanya promosyonları daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aylık çekilişlere katılabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz. Bütün bu saydığım özelliklerden faydalanmak için oyunu AppGallery üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar efsunlu diyar Optimize edilmiş efsunu diğer etkinliği için anlatacaklarım bu kadardı. Aklınızda bulunan bütün soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli günler dilerim.